Efendim bazen şöyle şeyler oluyor. Size söylüyorum ya kulağımda kulaklık var rejiyle hep bir aradayız diye. Canım yönetmenim bazen bu kulaklığımın sesini kapamayı unutuyor. Şimdi öyle bir ses ki bu bütün rejiyi duyuyorum ben kulağımda. Kapatmadığı zaman da kamera 3 yakın çek 2 geniş plan açıl cimicip yukarı çık diyor. Oradan Duygu bir şey söylüyor ve ben bütün konuşulan her şeyi duyarken ve dinlerken sizinle bir programı yapıyorum. Bunun için bana <laughs> çok teşekkür etmeniz kocaman bir aferin demeniz lazım. Biraz önce de tam yayına gireceğiz. Tabii ki gene kapatmayı unuttu ama Allah'tan böyle ha kapatmayı unuttum dedi. Düğmeye basıp kulağımı kapattı şu anda. Çok mutlu huzurluyum. Yani nasıl başarabiliyorum, nasıl kesmeyi de hani kelimelerime devam edebiliyorum. Gerçekten mesleki deformasyon mu dersiniz, alışkanlık mı dersiniz, ne derseniz deyin ama ne olursa olsun ben bu programı sunmayı ve bambaşka sohbetlerle size ulaşmayı çok seviyorum. Ama böyle küçük detayları, aksilikleri, komiklikleri sizinle paylaşınca da sanki böyle hepinizi stüdyoyu toplamış gibi oluyorum. Sevgili Sinan Canlan'la Özgür Bolat NTV'de çok güzel program yapıyorlar biliyorsunuz. İki tane canım arkadaşım. Onların böyle seyircileri falan var ya canım çekiyor. Arada bir böyle buraya seyirciler de otursa iki sohbet etsek ama 35 dakikada bitmez. Yine de bu enerjinin bir şekilde size aynen geçtiğini, sanki buradaymışçasına beni dinlediğinizi, hissettiğinizi ben çok iyi biliyorum. Şimdi şöyle küçük bir değişiklik yaptık. Aldığımız sizlerden aldığımız geri bildirimlere göre hani bu ay başlarında işte hangi burçları neler bekliyor neler olacak falan onları konuşuyoruz ya birbirinden kıymetli astrologlarımızla. Siz tabii bu programları çok seviyorsunuz ve çok izliyorsunuz. Biz de bu izlenme oranlarına baktık ve şuna karar verdik ki Nisan ayını biraz önden konuşalım. Hani neler olacak neler bitecek ona göre hazırlıklarınızı yapın diye yani neye hazırlanacaksanız ne şartlarda bunları böyle hemen hazırlanın duygusal olarak da bedensel olarak da valizinizle de belki seyahat çıkacak ne bileyim böyle tatiller tatiller bir şeyler e ne bileyim işte maddi döngüler değişecektir bir şeydir bunları böyle önden konuşalım istedik o yüzden bugün programımızda Nisan ayına genel bir bakacağız bakalım burçlarda neler oluyor neler bitiyor diye tabi duygu mutlaka peşinden gideceğimiz bir cümle bulmuştur bak hemen hemen Geliyor ekrana söyler söylemez. Zolar diyor ki astroloji yer çekimi gibidir. Hayatınızda işe yaraması için buna inanmak zorunda değilsiniz. O kadar doğru ki bak. Zolar şimdiye kadar astrolojiye bakış açımı en iyi anlatan cümleyi kurmuş. Bence de değil mi? Yani kesinlikle Dona yani astroloji yer çekimi gibi inanmak zorunda değilsiniz çünkü Aynen. o siz zaten var yani ve bize bir şeyleri anlatıyor. Sevgili Dolunay Karaca konuğum bugün. Daha önce de bir arada olmuştuk. Çok keyif aldım. Çok sevdiğim birisi kendisi. Merhaba. Hoş geldin Hoş Dolunay. Hoş bulduk. Nasılsın? Iyi Teşekkür misin? ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim çünkü daha önce gelen astrolog konuklarım senden iyi olmasın. Mart ayı itibariyle Koç burcun zamanı başlıyor demişti. Doğru. Hakikaten 1 Mart itibariyle başladı hayatımda 20 Mart'ta aslında ama ha. sen erken erken yaşamaya başladın o zaman. Galiba öyle oldu. Çünkü böyle Aralık ayı itibariyle bana Mart ayında her şey değişecek. Mart ayında Doğru. sıfırlanıyorsun. Mart ayında şu oluyor bu oluyor diye söyledim. ben böyle tabii tabii olur olur her şey bir anda sihirli değnek değmiş gibi <laughs> sanki var. Ama insan tabii inanıyor da alttan alta. Kesinlikle. Gerçekten bir Mart itibariyle Başladım çok güzel diyorsun. oldu hayat. Ee, her anlamda iyi hissettiğim böyle daha dikleştiğim maddi olarak da böyle o yokuşların bittiği. Çok güzel. E, mesleki anlamda da iyi hissettiğim bir dönem oldu. Nisan zaten Doğum günü ayım yani o yüzden yani. kötü sürprizlerle gelmeyeceğini düşünüyorum. Esas ayın başlıyor evet. Nisan. Şimdi, evet. Şimdi başlıyor. Şimdi Nisan ayı beni beklesin. Aynen fakat 1 Nisan itibariyle şaka gibi Merkür Retrosu da var devrede. Ama artık şunu öğrendik Hı. bunu hemen tekrar edip senin de bir teyidini almak istiyorum. Yine bu kıymetli astrologlarımız bana şunu öğretti ki... Merkür retrosu aslında korkulacak bir şey değil. Doğru. Ne açıdan baktığına bağlı bir şeylerin Doğru. değişimi ve dönüşümü için, başlangıçlar için, hatalardan dönmek için, hataları önemli. telafi etmek evet. için. Şimdi o yüzden seni merak evet. ediyorum. Yani aslında tabii ki şöyle bir giriş yapayım hiçbir gezegen geri gitmiyor aslında öyle bir durum Aynen. yok. Sadece biz dünyadan baktığımız vakit böyle bir yanılsama görüyoruz. Çünkü gezegenin hızı düşüyor, hızı hı. yavaşlıyor. Bu manada da bunu ben hep şöyle örneklendiriyorum. Hani iki araç duruyor yan yana ve bir tanesi geri geri gitmeye başlıyor. O an sen sanki hani içinde bulduğun araç mı geri gidiyor, o mu gidiyor? Böyle bir kafa karışıklığı yaratır farkındaysan. Evet. Hani iki araç yan yanadır Aynen. ve biri böyle yavaşça geri geri gitmeye başladığında sanki sen bir an için kendi içinde olduğun aracın geri gittiğini düşünürsün. Hı hı. Bu manada manada da hafif bir yanılgama, bir belirsizlik ve iletişim problemlerini evet getiriyor doğru. Fakat bir yandan da geçmişte yarım bıraktığımız işleri tamamlamak için, hmm. ee, bir takım eksikleri görüp tekrar kontrol edip tekrar dönüp tamamlayıp mükemmelliyetçi bir hale getirmek için aynı Başak Burcu enerjisi, İkizler Burcu enerjisi, tüm bunların telafisi için de çok doğru bir zaman. Güzel, bu da evet iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Bir de Ceyda, yani şimdi sürekli her şey pürüzsüz olamaz. Evet. Yani her şey, herkes sürekli mutlu olamaz mesela. Yani her şey zıttıyla var olur. Aynen. Dolayısıyla mutsuzluğu da göreceğiz ki mutluluğun kıymetini bileceğiz. Evet. Ara ara hayatın Tuzu, biberi olacak bir takım aksilikler vesaire. Ya Fakat baharatsız yemek o, mi olur acısıyla mu? tatlısıyla yani. O bittikten yani. sonra mı diyeceğiz ki Aynen. Ah bak şu an oh bak ne güzel akıyor her şey. Evet. Yani bunlar da yaşanmak zorunda diye düşünüyorum ben. O yüzden 1 Nisan'daki şaka gibi gelecek olan Merkür <laughs> Retrosu'ndan korkmuyoruz. Her şeyin hayrıdır diyoruz ve onu böyle göğsümüzde yumuşlatarak, böyle akışına bir bırakıyoruz kendimizi. Sonra 8 Nisan'da bir şey oluyor. 8 Nisan'da güneş tutulması Koç burcunda hem de ne, ne geliyor başımıza Bir başlangıç artık yepyeni bir hmm. sayfa hayatında kadersel bir e, durum aslında tutulmalar ve yeni ayların dolunayların üst oktavları daha yoğun olanı Çünkü hmm. biz her ay bir yeni ay ve Dolunay deneyimliyoruz evet. fakat tutulma dönemleri bunu ekstra bir deneyimleme ve kadersel kaderin ağlarının örüldüğü hmm. artık senin hani olmazsa olmaz diyeceğin noktalar özellikle koç burçları burada tabi lider özellikleriyle girişimci atak ve cesur özellikleriyle gerçekten çok ciddi güzel başlangıçlar yapacaktır bu ay. ...başrolde koçlar var. Yani ne geliyorsa başımıza cesaretimizden geliyor. Bence koç <laughs> olarak aynı mı düşünüyoruz bilmiyorum ama... ...gerçekten cesaret göbek adımız diye düşünüyorum. Ama cesaret iyi bir şey. Çok. Kesinlikle iyi bir şey. Şimdi şöyle düşündüm... E, ...hatta araçta gelirken... ...cesaretsiz insanlar... E, ...hep seyirci olmaya gebe. Ama cesur insanlar hep sahnedeler. Ben böyle hiç üzülmedim, beni hiçbir şey kırmadı, hiç zorlanmadım diyenlere mesela içimden hep üzülürüm. Yeni hiçbir şey denemediklerini düşünüyorum. Aynen, hiç risk almamışlar. Evet, hiç risk almamış, hiç yeni bir şey dememiş, hiç yolun dışına çıkmamış, çıkmamış. ezber bozmamış. <laughs> ben Seviyorum yani o ben de seviyorum. Ezber bozduğumda olan şey her neyse iyi ya da kötü hepsi İyi seviyorum. denemek istiyoruz. Evet. Deneyip görmek istiyoruz. Evet. Yanılsak bile ya yaptım olmadı Aynen. deyip ders çıkartmak istiyoruz biz. Hayatı doya doya yaşamak istiyoruz. Bu manada kiron etkisi var bu güneş tutulmasında. Hmm. Yani yaralı şifacı kiron aslında Bizde bir takım hani ilk önce kendimizi sevmek, hmm. işe başlarken tabii. ilk önce kendi yaralarımızı sarıp sonra başkasına Aynen. el uzatabilmenin önemini de vurguluyor. Biraz şifalandıran, biraz gerçekten yeni olaylara artık yeni adımlar atma, belki yeni hmm. imzalar vesaire gibi. Evet hmm. Merkür Retrosu var ama Merkür Retrosu olduğu vakit imza atılmayacak diye bir şey yok. Yani Aa. tabii ki imzada atacağız, tabii ki kontratta okuyacağız vesaire vesaire. Hele ki bu daha önceden düşünülen bir konuysa yani düşündün ama attın şöyle kulak arkasına. Hı hı. İşte ona başlamak için özellikle çok çok iyi. Doğru bir zaman. Çok çok doğru Ve bir zaman. Ve Dolunay Akrep'te 24 Nisan'da. Evet. Doğru mu? Çok doğru. Ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bizim Söyle. daha önceki Seninle bir röportajımız olmuştu evet. ve ben orada bana dedin ki ya eskiden dolunaylar benim için o kadar güzel bir manzaraydı ki yani dolunay şöyle bir romantik yemekti, evet. harika bir resimdi, evet. içim açılırdı. Evet. Siz astrologlar ne zaman çıkıp mavi dolunay, kanlı dolunay, <laughs> evet. dudududun dı dı yaptınız ve ben geriliyorum dedim. Evet dedim. Ve orada bana çok büyük bir farkındalık verdi. Büyüyü bozdunuz ben de kendimi. <laughs> bozdunuz. Şimdi ben onu ben, değiştiriyorum. Evet yani. <laughs> benim de bak hiç dilimin kemiği yok yani. Bunu her şeyi söylüyor. Her dedim dedim sana. Evet. Dedim. evet. Ve. E, Ama yaptınız hakikaten yani Dolunay dediğin şey. Biraz yaptık. Yazın denize vurur. Orada böyle tatlı tatlı bir ışık yürüyüş yapılış evet, yani ışığın bir yemek altında <laughs> bir şeydir tatlıdır yani o böyle bir gökyüzü bir aydınlanır. Zaten bütün restoranlarda hemen dolunay gecesinde romantik yemek diye menüler gelir <laughs> WhatsApp'lardan, mesajlardan. Doğru. Ama sonra yok kanlı dolunay, yok o dolunay, yok ay diyorum gene dolunayda bir şey olacak. Aslında dolunaylar gayet tatlış evet. ve sonuçlar gördüğümüz olayları simgeliyor. Evet. Netice aldığımız olayları simgeliyor. Fakat o an kötü bir açıya denk geliyorsak Hani Dolunay'ın suçu ne? Yani, yani bu 24 Nisan kötü açı mı? E, biraz var Plüton'dan bir sert açısı var ama bu da aslında dönüşümün habercisi olacak. Hmm. Yani 24 Nisan Akrep Dolunay'ı değişimin dönüşümün net habercisi hmm. bence iyi bir şey. İyi gelecek yani. Değişim dönüşüm iyidir ya. Kesinlikle. Hani özellikle monotonluk sevmeyen insanlar için. Düşünsene bir değişim zamanı, şöyle bir kabuklarımızı atalım, yenilenelim. Hmm. Hazır böyle Mayıs'a girerken e, ve 26 Nisan'da Merkür Retrosu'nu bitiriyoruz. Hmm. Dolayısıyla Nisan ayında kararlar alıp harekete geçme zamanı. Hmm. Peki başka Nisan ayında böyle belirgin bir şey yoksa burçlara geçeceğim. Çok ufak söyleyeceğim iki Söyle. cümle daha var. Tamam, Jüpiter ve Uranüs boğa burcunda kavuşum enerjisinde olacaklar. Bu da e, para piyasalarını biraz dalgalandıracak Nisan ayında. Bunun hmm. dışında Satürn ve e, Mars buluşum kavuşum enerjisinde, balık burcunda. Bu da birazcık sulardan gelecek seller, tsunami'ler gibi olayları gündeme taşıyabilir. Hmm. Bunlara dikkat edelim. Bunlara dikkat edelim. Evet, burçlara, burçlara geçebiliriz mi? Mi? tabii ki. O zaman neyden Koçlar. başlasak? Balıktan <laughs> mı acaba başlasak? Hadi tersten <laughs> mi gitsek bu sefer? Bu sefer tersten gidebilir miyim? Ya gidebiliriz. Monotonluğu hakikaten kıralım. Hakikaten gidelim mi? Kıralım, okey. Hakikaten şey oluyorum çünkü hani ilk burç benim tamam ne kadar güzel de balık olsam bozulurum yani. Sonuna Değil kadar mi? mı bekleyeceğim? Balıktan, tersten gidelim. Balıktan başlıyoruz balık. peki. Evet balıklar özellikle tutulmayı maddi alanlarında yaşayacaklar. Koç burcu tutulmasını ve Merkür retrosunda. Demek ki daha önce işle ilgili bir takım girişimler varsa, yarım kalmışsa bunları tamamlamak ve başlangıç yapmak için balıklar için harika bir süreç olacak. Maddi değer yargılarına sahip olduklarıyla ilgili bir takım kıstaslar geliştirecekler. Alım, satım yapmak, efendime söyleyeyim bazı e, maddi konularda girişimler yapmak için uygun bir süreçte olacaklar. Şimdi Şimdi balıklar dolunayı ay sonu yani 24 Nisan'da hayata baktıkları pencerede yaşıyorlar. Dolayısıyla hayata biraz daha farklı bakmak Farklı kültürler deneyimlemek, farklı insanlarla bir arada olmak isteyecekler hmm. ve yaratıcılık, sezgilik, çok sezgisellik yönleri çok ön plana çıkacak balıkların Nisan ayı boyunca. O zaman birazcık mekan değiştirmek, biraz ortam değiştirmek falan iyi mi gelecek Aynen, balıklara? Kesinlikle hayata bakışın açısı değişmesi ve belki biraz yurt dışı veya yurt içi seyahatler hmm. de gene balıklar için gündemde. Kova. Evet kovalar. Kovalar Merkür Retrosu'nu ve Koç Burcu'ndaki güneş tutulmasını çok önemli. İlk tutulma, ilk güneş tutulması bu yılın ve e, iletişim hanesinde yaşıyor. Hmm. Demek ki iletişimle ilgili biraz hani Kova Burcu orijinaldir. Biraz işte farklı sıra dışı şeyler sever, idealleri vardır. O dahilikle delilik arasındaki bir sinir, e, sınırlıdır aslında. Bu manada da iletişim diline çok dikkat etmesi gereken bir süreç. Belki yakın çevresi, kardeşleri, akrabalarıyla oturup bazı konularda e, o iletişimsel meseleleri çözmesi de gerekiyor olabilir. Haberleşme ağı çok yüksek olacak. Tanıtım, seminer veyahut da işiyle ilgili bir takım reklam, pazarlama gibi durumların içerisinde olacak kovalar. Dolunayları ise özellikle kariyer hanesinde yaşayacak ay sonunda ve biraz kendileriyle ilgili bir takım aslında problemler kendilerinden kaynaklı olduğunu da fark edecekler ve belki geri adım atacaklar hazır Merkür Retrosu da halen devam ederken. Efendim geldik oğlak burçlarına. Evet oğlaklar disiplinli, sabırlı ve işkolik oğlaklar. Koç tutulmasını ve Merkür Retrosu'nu dördüncü evleri yani astrolojide dördüncü ev bizim ailemiz, hmm. yuvamız, vatanımız, memleketimiz, yaşadığımız yaşam alanımız aynı zamanda da gizli kalan kendi mahremimizi anlatan bir bölge. Dolayısıyla bu alanda yaşayacakları yeni başlangıçlar. Hmm. Belki kadersel bir takım olaylar yani ailevi, ailelerine yeni bir Aileleri katılabilir, aileyi büyütebilirler veya taşınma istekleri ortaya çıkabilir, açığa çıkabilir, yer değiştirmek isteyebilirler, taşınmak isteyebilirler. Tüm bunlarla ilgili o güneş tutulması artık onlara bazı şeylerin kapıya dayandığını söylüyor açıkçası. Yeni bir yaşam alanına ve yeni sosyal çevrelere ihtiyaçları var. Oğlak burçlarının dolunayı da zaten 24 Nisan'da Akrep burcundaki dolunayı onlar böyle biraz gruplarda zıtlaşmalar efendime söyleyeyim biraz fikir çatışmalarında hmm. yaşayacaklar. Bu manada daha evet artık benim biraz herhalde ekibimi değiştirmem gerekiyor veyahut da biraz görüştüğüm insanlarla arama mesafe koyup başka insanlarla, farklı gruplarla bir arada olma isteğini Oo. açığa çıkaracak oğlakların. Bayağı çevre değiştirmek gibi bir şey Çevre değiştirmek, iş. iş değiştirmek, ev değiştirmek, tüm bunlar evet Oğlaklar için var. Çünkü Oğlaklar, Koçlar, Yengeçler ve Teraziler öncü burçlar olarak bu güneş tutulmasından çok majör etkiler alıyorlar. Allah. Yani bu grubun, öncü grubunun özellikle iş, kariyer, ev, evlilik hani böyle çok e, dinamik noktalarına tetik yapıyor tutulma. Hmm. Ay böyle olunca da büyük değişiklikler tabii insan o anda çok idrak edemiyor hayırlısı mı oluyor, ne oluyor, ne bitiyor diye ama ama hayırlısı oluyor inanın. Kesinlikle oluyor, evet. hayırlısı oluyor. Bence ne oluyorsa ben... her şey bir şekilde hayrımıza işliyor. Yay burcu. Yaydayız evet. Geri geriye gitmek. Evet, şimdi şaşırı... Sana garip <laughs> şu anda evet. Şu anda biz izleyenler yani için ya da şimdi televizyonu açmış olanlar için ya da şimdi izlemeye başlamış olanlar için söylemek istiyorum. Bugün bir değişiklik yapalım dedik Dolunay'la birlikte burçları tersten gidiyoruz efendim. Nisan da neler olacak, neler bitecek kısmına böyle balıktan başladık. Koç'tan başlamadık zaten çünkü Nisan Koç burcunun ayı dedik tersten başlayalım. Evet, evet. Balıklar buna çok sevindi bence. Evet, bence Kesinlikle. de. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi yaylardayız o halde. Ateş grubundan yay burcu da, aslanlar, yaylar, koçlar enerjileri tavan yapıyor zaten hmm. Nisan ayında. Çünkü o baharın enerjisi, Her o coşku ama. gerçekten. Yani mesela ben Aslan burcuyum ve ben gerçekten Nisan mayıs çok severim. Ben de. Çok. Yani o koku o böyle kelebekler uçuşur bir bir şey var havada bir evet. farklılık var evet. bir güzellik var bir en canlanma var. En sevdiğim hikaye yani. Bayılırım. Mesela Mayıs çünkü o çiçekler açıyor bizim de bahçede bir erik ağacı var o beyaz beyaz çiçekler açtı girişte bir tane çiçekte şey var pembe çiçekler var diyorum bu sabah hatta Aliye servise binerken oğlum diyorum bak doğa canlanıyor. <laughs> leylekler geçiyor önümüzden, üstümüzden böyle sürüyle leylekler geliyor. Yani hayat hala diyor ki umut var, her şey güzel. Biz tekrar başlıyoruz. Hadi sen de tekrar başla. Aynen, aynen. O sözü de çok severim. Yani her ben şey. Ben de şu söz aklıma evet, geldi. Hayat kısa kuşlar uçuyor. Ya Cemaat o biraz şey yapıyor. Aa üzülüyor. ben onu seviyorum. Evet. Seviyor musun? Evet. Yani hadi kalkın ne yapacaksak yapalım. Evet aslında o bakış evet. açısında Ben evet. de şeyi seviyorum. Böyle her şeyin <laughs> bittiğini, tükendiğini düşündüğün bir yerde diyor. Yapraklarını dökmüş bir ağacı hatırla. Mutlaka bahar ayında tekrar yeşerecek. O yüzden dalları dinleniyor. Bütün yapraklarını saldı. Dallar dinleniyor. Ve bahar geldiğinde onlar gene yeşerecek, yeniden yapraklanacaklar ve yeniden başlayacak sonra tekrar dökecek. Ben de bunu düşünüyorum her seferinde. Bir, bir dayım oluyor. Evet iyi evet. geliyor yani. İyi geliyor kesinlikle. Yay kesinlikle. Burcu. Evet yaylar 5. ev dediğimiz astrolojide cesaret alanları, kreatif alanlar, sahne sanatları kendini göstermekle ilgili bir alan burası. Bu alanda yaşıyor, koç tutulmasını... Koç burcundaki güneş tutulmasını ve Merkür retrosu da bu alanda olduğu için eğer çocuğu olan yaylar varsa veya çocuk yapmayı düşünenler varsa bunlarla ilgili geçmişteki konularının tekrar önlerine geldiğine tanıklık edebilirler. Hı hı. Bir takım mesela yatırım araçları yatırımlar konusunda daha önce kararsız kaldığı bir takım şeyler varsa şimdi bunları yapmak için ideal bir süreçtir ama tabii ki iki kere kontrol ederek tabii ki o ince ayrıntılara dikkat ederek diyeceğim. Dolunay'ı ise biraz arka plan konularda yaşayacaklar. Akrep hmm. burcundaki Dolunay'ı ay sonu 24 Nisan'da yaşayacaklar. Biraz dinlenmeye, inzivaya ihtiyaç duyacaklar. Yani hani çok koştular, çok oradan oraya hareketlilerdi ve çok göz önündelerdi. Biraz böyle inzivaya çekilmek, biraz e, efendime söyleyeyim yakın çevresinin de aslında uyarılarıyla birlikte arka planda kalmak iyi olacak. Seyahatler de gene yay burçları için tavsiyemdir. Yay zaten durmaz benim bildiğim seyahat seyahat. Tabii aynen. Değil mi? Direkt, Öyledir direkt, yay burcu. Direkt, direkt. Geldik Dolunay'ın gerçekleştiği Akrep Burcu'na. Akrep Burcu'na kesinlikle. Şimdi Merkür Retrosu ve Koç Burcu'ndaki güneş tutulması. Gerçekten çok önemli bu arada bu güneş tutulmaları işte ay tutulmaları sanki böyle biz anlatıyoruz geçiyor gibi ama 6 aylık süreçte etki ediyorlar e, hmm. Ceyda yani hemen bugün oldu diyelim hemen tutulduk aa bir şey olmadı bana değil ya, takip et gerçekten oluyor yani aman şu aman. anlattığım alanlarda gerçekten yaşanıyor yani. Çok ilginç. Ve bu tutulmayı özellikle akrepler sağlık attığında, günlük hayatlarında, günlük koşuşturmaları, bazen böyle bize hani bazı işler çok monoton ve angarya gelebilir. Evet. İşte oradan oraya koşturuyoruz ya bunu da mı ben yapacağım dersin vesaire. Birileri elinden tutsun istersin, yanında çalışanlarla ilgili olsun vesaire, ofis içerisindeki ekip arkadaşlıklarıyla ilgili olsun yeni bir düzen kurma ihtiyacı duyacak akrepler. Hmm. Yani hem beslenmelerine dikkat edecekler, sağlıklarına dikkat edecekler hem de yaşadıkları ortamda veya çalıştıkları ortamda biraz of. o günlük rutinlerde, çalışma arkadaşlarıyla olan diyaloglarında bir şeylerin artık değişmesi gerekliliğini fark edecekler. Hmm. Gene kira ve kiracılar konusu da akrep burçlarının önemli gündemi ve dolunayda kendi evlerinde olduğu için yani kendi burçlarında yaşandığı için bir farkındalık karar zamanı ay sonunda. Hmm. Yani ben aa bak demek ki bunu 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 böyle yapmalıymışım. Bunu yapmamalıymışım diyecek ve bazı konulardan kendine ders çıkaracak. Bence çok güzel, çok da verimli. E, aileden biraz destek göremeyebilirler bu ay. Onlarla iddialaşmamaya dikkat etsinler. Güzel detaymış. Geldik terazi burcuna. Teraziler ve yükseleni terazi olanlara geldik. Evet, evet tabii biz bunu baştan söylemeyi unuttuk. Ben her seferinde Hı. yeni bir öğrendiğim bir bilgi olduğu için söylüyorum elbet ama genel olarak bütün burçları yükselen burcunuzda biliyorsanız ona göre dinlemenizi tavsiye ederim. Mesela ben işte koç burcuyum yükselenim başak. Ben iki burcu da dinliyorum yani. Başak Çok doğru. koç burcunda sizlerden öğrendim. Ben de biliyordum. Aynen öyle İkisini kombinlemek evet, gerekiyor. Evet ikisini kombinleyip sizin alanınıza ne düşüyorsa onları böyle cımbızlayarak almak önemli. Dolayısıyla yükselenini bilenler kendi yükselen burçlarını da dinlerken dikkat kesilsinler tavsiye ederim. Evet. Terazideyiz. Şimdi terazideyiz. Merkür Koç efendime söyleyeyim retro ve Koç burcundaki güneş tutulması terazileri özellikle ikili ilişkiler Ha, hattında bir illallah dedirtebilir hmm. yani burada aslında ikili ilişkilerdeki o alma verme dengesi çok önemli terazide gülüyorum çünkü editörümü ilgilendiriyor e, o yüzden sesli gülüyorum <gülüyor> gülüyor. kulağıma yorum yapıyor yani şunları yayına bir verebilsem evet Allah biliyorum biliyorum Duygu'cum Duygu geldik sana şu an yani o yüzden ben her terazide gülüyorum e, Şimdi teraziler evet gerçekten ikili ilişkilerinde bir denge unsurunu göz önüne tutarak alma verme durumlarını gerçekten kontrol etmeliler, süzgeçten geçirmeliler. İnşallah. Terazilerin gerçekten bir takım beklentilerinin eğer karşılanmama süreci varsa bunları partnerleriyle oturup masaya yatırmaları gerekiyor. Bazı şeyleri net olarak konuşmak gerekiyor. Bu senenin modu ne biliyor musun? Net olmak. Yani dolan başlı yol bu sene kaybettiriyor. Bu sene seviyor musun? Seviyorum. Özledin mi? Özledim. Gıcık ben mı buyum. kapıyorum gıcık kapıyorum. Ben tam olarak buyum artık. E, işte, o yüzden Kaybetim kazanıyorsun şey. Aa, Çok da kaybediyorum. <laughs> büyük kaybettiğim yerler var ama büyük de kazandığım yerler Kesinlikle. var. Kesinlikle. Netlik benim adım yani artık hele 45 yaşından sonra. Ama net olmak biraz hakikaten zor iş yani. Zor iş ama bu senenin mottosu net olan kazanır. Evet. İletişim problemleri evet olacaktır. Ee, bir takım engellenmeler olabilir. Mesela işte buluşacaksınızdır da bir saat sekteye uğrayabilir bu. Olur. İşte veya bugün yapmayalım ertelensin yarın olsun denebilir. Çünkü Merkür de retroda ve tam da karşı tanesi Koç da retroda. Hmm. O yüzden biraz tolerasyonlu olarak e, bu dönemi atlatmalarını tavsiye ediyorum. <laughs> Buyurun Başak. Sevgili Başak ve yükselenin Başak olanlar efendime söyleyeyim. Merkür retrosu sizi gayet ilgilendiriyor. Çünkü yönetici burcunuz. Hmm. Başakların ve ikizlerin yönetici burcu Merkür olduğu için yani yönetici gezegeni bak burç burç diye diye anladım. Gezegeni. Aynen. Bu yönetici gezegeni olduğu için baş roldeki Merkür'ün o retro hareketi, açıları vesaire, hmm. yer değiştirmeleri hep başakları ve ikizleri ekstra ilgilendiriyor gerçekten. Hmm. Ve retrodayken evet başaklar, ikizler gerçekten elektronik aletlerde bozulmalar yaşıyorlar mı yaşıyorlar. Efendim işte bir takım dosyaları, evrakları işte kaybetme, cüzdanımı ay evde unuttum. Dur tekrar döneyim, geri geleyim. Yani hmm. bir takım ne oluyor? Bir e, kafa süreç uzuyor, bir kafa karışıyor, bir kaos dönemi, ufak tamam. tefek yaşanıyor. E, fakat tutulma hattı ortaklıklar alanında yani yeni iş birliktelikleri var veya bu ortaklık alanında yenilenen imzalar, e, uzatılan da. sözleşmeler, e, efendime söyleyeyim tekrardan üstesinden üstünden geçilmesi gereken kontratlar bunlarla alakalı olacak yükselen Hı -hı. başaklar ve başak burçları. Ay sonunda ise kardeşler, akrabalar hanesinde bir dolunay var. Yani o alanda biraz yakın çevre e, stresi var. Hı -hı ama o taraftan kaynaklanan bir problem yüzünden. Dolayısıyla biraz daha o alana dikkat etmek gerekiyor akrabalara, hmm. kardeşlere, ablalara, abilere. Bunlarla ilgili birazcık olaylar var. Yanlışlardan dönme süreci başaklar hmm. için. Yani daha önce farkına varmadığı, bir takım yanlış yaptığı, yanlış karar verdiği şeylerden dönüp düzeltme zamanı. Hmm. Hadi bakalım nelerden dönüp düzelteceksiniz çok merak ettim ama birçok şey için de geç kalmış olabilir Başaklar yani. Böyle yanlışı sen ayıldın diye gidip dönüp düzeltirken artık köprünün altından çok akmış olabilir. tabii Artık yapacak hiçbir şey yok evet. ama elimizden geldiğince bir takım şeyler için dönüp düzeltme e, evet, durumları varsa iyidir. kesinlikle bence yapılmalı. Telafi iyidir. Aslan Aslanlar. Burcu. Evet aslanlara geldik. Merkür Koç yani retrosu, Merkür retrosu Koç burcunda ve tutulma Koç burcunda hepsi uluslararası ilişkiler alanında oluyor aslan burçlarının. Yani burası yüksek eğitim. Aslında biraz daha kendimizi geliştirmek, biraz daha kendimizi bilgiyle donatmak yeri. Hayata da başka pencerelerden baktığımız hem felsefe hem din hem işte efendim farklı belki yabancı diller öğrenmek. Değişik böyle kendimizi hani şu biletlik vardır ya okumak. ...deriz ona. Altın bilezik. Aynen. O altın bileziği altın bilezik takma zamanı. Eğer mesela üniversitede işte master yapmak, doçent doktorluk yapmak isteyen eğitimlerini bir üst seviyeye taşımak isteyen aslanlar için çok güzel bir pencere açılıyor. Harika. Gene bu manada aslan burçlarının reklam, tanıtım pazarlama işlerinin de çok doğru bir yönde ilerlemesi ve hak hukuk konularında da adaletin işlediği bir süreç. Harika. Geldik yengeç burcuna. Yengeçler, Yengeçler evet öncü burç olarak önemli bir yerden alıyorlar gerçekten tam da böyle kariyer evinden tam da en tepeden tam da yaptıkları şeylerin Göz önünde olduğu ve hani ben daha önce kariyerime veyahut da işte statüme bu kadar önem vermemiştim. Neden ben bunu yapmamışım diyecekleri bir tutulma geliyor. Hmm. Yani artık hani o fazla fedakarlık işte anaçlık besleme vesaire. Evet bunlar çok güzel çok önemli duygular. Ama bunları bir kenara bırakıp biraz artık iş, iş hayatı, hmm. çalışma temposu ve iş hayatında kendini belki markasını daha ön plana çıkarma durumunda olacak yengeçler ve dolunayı da özellikle aşk ve flörtler alanında yaşıyor. O yüzden bekar olan yengeçler için yepyeni aşklar kapıda. Birliktelikleri olanlara ise biraz çetrefilli. Biraz biraz. <laughs> Biraz didişme. Var, var var var. Aşk kazansın diyelim iyisi oralarda. <laughs> aynen Bunu dileyelim biz yengeçlere Aynen ikizlerdeyiz sevgili evet. ikizler ve yükseleni ikizler olanlara. Merkür Retrosu evet birazcık problematik. Of ya gene mi Merkür Retrosu? Hep bunu duyuyorum ikizlerden ve Başak'tan özellikle. Ama problem de siz neleri gördünüz, neleri atlattınız bunları da atlatırsınız diyelim. Ve e, tüm bunları arkadaşlık çevresinde yaşayacaklar hem hmm. tutuluşlarla. Bulmayı, güneş burcundaki, şey Koç burcundaki Güneş tutulmasını, hem de Merkür retrosunu. Hmm. Dolayısıyla eski arkadaşlarla yeniden görüşme veya işte eskiden problem yaşadığı kişilerle barışma. İşte bütün bu telafileri yapmak için aslında ikizlerin önünde koskocaman bir kapı var. Hmm. Artı hayaller evi burası Ceyda. Yani 11. ev astrolojide umutlar evi. Demek ki umudu için, hayalleri için savaşma dönemi. Nisan ayındayız. Koç burcunun zamanı, savaşma zamanı, mücadele etme zamanı. Yepyeni umutlara yelken açabilir ikizler. Ay ne güzel. Harika. Geldik bu aya. Bu aya geldik. Merkür retrosunu ve tutulmayı arka planda yaşıyor boğalar. Dolayısıyla yaptıkları bu stratejik düşünme veya entrika tarzı veyahut da işte hani ben bunu böyle yapmayayım dur bunu böyle yapayım hesap kitap yanlış tepebilir. Hmm. Arka planda biraz düşmanlıklar çekecekleri bir süreç olabilir bu. Biraz dikkat etsinler. Nisan ayı genelde boğaların inziva ayıdır. Hmm. Mayıs ayı çünkü boğa burcunun ayıdır. Mayıs'a gelmeden önce biraz enerji toplamak, biraz daha böyle olaylara hani geriden bakmak. Ya bırak hani insanlar neler yapıyor bir izle. İzle bakalım. Kim nedir? Dost mu, düşman mı? Gerçekten gör anlamında. Bir adım geride durma zamanı boğaların. Çok şifalanacakları bir süreç onu da söyleyeyim. Yani e, evet dostu düşmanı ayırt edecekleri, arkadan dönen dolapları fark edecekleri de bir süreç olduğu için bence verimli olacak Mayıs'a bomba gibi girecekler. Özellikle bu mu onların başka bir şey yok anladığım kadarıyla. Özellikle Dolunay'ı da ikili ilişkiler hanesinde tam da Akrep Burcu çünkü boğanın karşısında. Ee, biraz böyle iş ve eş arasında problem var Plüton'dan çünkü bir dik açı alıyor bu dolunay. Hmm. Bu manada da mesela işe çok vakit ayırmak eşi sinirlendirebilir. Veya e, evde çok vakit ayırıyorsa patron iş yerinde e, Aha, hani oradaki öyle. dengenin biraz Nisan sonu dikkat edilmesini tavsiye ediyorum boğa burçları için. Ee, tamam bu kadar fedakarlık yeter diye düşünüyorum artık. Artık bu ya. Bu ay bizim ayımızsa o zaman biraz koç burcu diyelim mi? <laughs> diyelim artık koçlar. Evet gerçekten koç burcu başrolde Nisan ayında. Merkür retrosunu deneyimleyecek. Kendi burcunda 27 derecede başlayacak bu retro ve 26 Nisan'a kadar bir takım daha önceden fark etmediği veya da işte göz ardı ettiği şeyleri tamamlamak isteyecek hmm. ve konuşmalarda acelecilikten kaçınmalı. Yani hemen olsun isteği Çok vardır koçtan. Şey Pat küt olsun çabuk hemen hadi hadi hemen. sonra aa bir dakika neden ee, düşünmeden hareket ettim ben ee, pişmanlığı yaşanabilir. Hmm. Bu manada da tutulma. Aslında kironla kavuşumda olduğu için şifacı bir kiron yani yaralı şifacı kiron olduğu için başrolde aslında kendi hatalarını görüp fark etmek ve başlaması gereken noktayı artık hani kapısını çalmak. Yani kapının önünde durmak yetmiyor kapıyı çal ki kapı açılsın hmm. manasında bir tutulma yaşayacak koçlar için çok kadersel döngüler var evlilik olabilir. E, i̇şle Onu ilgili e, yeni bir şeyler olabilir vesaire. İşle ilgili yeni şeyler diyeyim susarım. Ne için savaştığının farkında olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü zaman ve vakit çok kıymetli. Hmm. Yani ne için fedakarlık ediliyor, ne için koşturuluyor, kiminle vakit geçiriliyor kime vakit ayırdığımız gerçekten o kadar önemli ki hayat öyle bir hızlı akıyor ki evet. e, yani bu noktada hepimiz bunlara çok dikkat edelim. 24 Nisan Akrep dolunayı ise miraslar, para, e, beklenmedik yerlerden gelen parasal durumlarda yaşayacaklar. Özellikle arkadaşlarıyla iş yapmasınlar veya hmm. arkadaşlarının tavsiyeleriyle bir yatırım yapmasın. Koçlar kendi bildiğini okusun. Zaten öyle diye aynen. düşünüyorum çok yani sorarız da çok onu kullanmayızmışız gibi geliyor bana çok doğru dedi sanki koç yani buradan duyup buradan çıkabilir oradan çıkmadan imha oluyor yani şuralarda bir yerde kulaktan girip şurada yok oluyor buradan çıkmaya bile gerek kalmıyor Süperdin, ne kadar evet. çirkin bir şey bu ya bunu söylerken. Yani sormayı seviyorum da çok uygulamayı sevmiyorum gerçekten burcumdan ötürü artık. Burcundan ha. ötürü. Ben ha. de öyleyimdir, aslanlar da öyle. Yani ateş elementi genelde öyle ama duymak da istiyoruz. Bakayım tabii. ne düşünüyorlar. Tabii, Hani onu isterim. Sonra onu bir kafanda tartıp gene tabii ki kendi kararı yani bir vermek. Birkaç kişi var böyle kelimesini cümlesini kenarımda tuttuğum. Hı. Ama öyle çok uygulamada kendi cümlen ve kelimemin peşinden aynı. <laughs> Çünkü yani başkasının cümlesinin peşinden gidersen ortak bir kadere giriyorsun gibi. Doğru. Sen kendi Aynen. cümlenin peşinden gidersen kendi kaderini yaşarmışsın gibi bir durum bir var. Bir takıntım var yani başından evet, beri hikayede. Evet. 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 Yani peki şimdi ben anlayamadım kim aşık oluyor bu ay? Kim <laughs> seyahat ediyor tam olarak? Şimdi yani önce burçlar, koçlar, yengeçler, terazi ve oğlaklar. İşte terazi ve oğlak. Tamam. Evet. Bu dört burç bir kere aşk, evlilik, iş, işte kariyer önemli majör etkiler hmm. aldıkları için tutulmadan en çok etkiyi alacak burçlar olacak. Pozitif anlamda. Pozitif, aynen. Hep pozitif olsun keşke İnşallah. ama hani bazen negatif olan şeyler de aslında hayrımızadır yani bir şey biter çok üzülürsün üçüncü gün dersin ki Ay, iyi ki de bitmiş ya bak neler oldu hani Tabii. gibi böyle bir durumdan geçiyorlar sağlık konusunda boğalar ve akrepler biraz dikkat edecek sağlıklarına kontrollerini yapacak beslenme düzenlerine dikkat edecekler aşk ve ilişkiler için özellikle teraziler yaylar şanslı para konusunda balıklar şanslı olacak. Ee, balık burçları için yeni işler, girişimler ve işlerini büyütmekle alakalı durumlar hmm. söz konusu. Tamam bunlar güzel. Kesinlikle. Çok güzel. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. geldin. Seni Teşekkür ederim. Seni de donlandım. görmek çok güzeldi. Çok keyifliydi. Güzel olsun ya her İnşallah. şey. İnşallah. Yani hepimizin gönlüne göre olsun. Şifa olsun. Her şeyden önce şifa sağlık olsun. Bahar gibi bahar olsun. Evet bahar gibi. Hep böyle Candan Erçetin'in o şarkısı gelir. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum <laughs> yoksa ben böyle olduğum için mi bahar? Aynen. Aslında tam da cümlesi bu bence baharın. Çok doğru. Ee, güzel olsun her şey, Aynen. iyi olsun, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Bakalım neler olacak evet. der. Susarım. Yani güzel olsun ama bahar geldiğinde mi ben böyle olurum yoksa ben böyle olduğum için mi gelir bahar? <laughs> konuşup düşünün aranızda. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.